Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 1 Nisan 2022 tarihli NBA maç tahminleri ve yorumlarını vereceğiz. Bu videoda kısa olacak, hızlı bir şekilde vermeye çalışacağız. Hazırlığınızı yapın, not tutacaksanız hazırlık yapın ve not tutun arkadaşlar. Hızlı yüklenmesi için hızlı bir şekilde fazla yoruma girmeden tahminleri verip kapatmaya çalışacağız. Tabii ki başlamadan önce dünkü videoda 4'te 2 tutturduk ya da 2.5 mu diyelim ne diyelim. Öne çıkarttığımız 2 maç vardı. Denver kazanır ve Atlanta kazanır farklı bir şekilde diye. O ikisi gelmiş oldu. Diğer üst maçlarımız gelmedi. Phoenix'in taraf bahsine almışsanız Golden State karşısında kazanmışsınızdır. Phoenix de kazandı bu maçı zor da olsa. O tahminimiz de gelmiş oldu. Normalde 4'te 3 gibi diyebiliriz ama 4'te 2 diyoruz. Öncelikle doğru seçimleri yapıp kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve bu videoyu da bir şekilde 100 beğeninin üzerine çıkartabilirsek seviniriz. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bize destek çıksınlar. Daha iyi bir şekilde Mart'ı kapattık. Şimdi Nisan'a başlıyoruz. Umarım iyi bir giriş yaparız Nisan'a. 1 Nisan maçlarıyla beraber. Ve umarız bir fulle başlarız Nisan ayına ve Nisan ayını da güzel geçiririz. Mart ayını güzel geçirdik. Neredeyse 6 tane full çektik Mart ayında. Umarız Nisan'da bunun sayısını yükseltiriz. Başlıyoruz arkadaşlar. 4 maç yine vereceğim size. Toplamda 5 maç var bu geceki maçlarda. Hızlı bir şekilde maçlara başlıyoruz. Hazırlıklı olun. İlk maçımız Detroit Pistons Philadelphia 76ers. Fazla konuşmaya değmez. Detroit artık avlu attı. Philadelphia'nın hedefi ikincilik, belki de birincilik. Embiid ve James Harden ikilisi Tyrese Maxey ile beraber bu maçı farklı bir şekilde kazanacaktır. En azından 3.5 handikaplı Philadelphia'nın galibiyetini alabilirsiniz 1.40 orandan. Tabii ki isteyen burada daha yüksek handikaplar da kullanabilir daha yüksek orandan. Oyuncu yüz baremlerine gelince Kate Cunningham 20 sayı üstünde atacaktır Detroit'ta ve Philadelphia'da Joel Embiid'in 31 sayının üstünde atmasını bekliyorum bu maçta. O da en önemli MVP adaylarından olduğu için fazla sayı atmaya çalışacak bu maçta. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers maçı. Son dönemde Trey Young'ın ve Bogdan Bogdanovic'in formuyla beraber Atlanta buralara geldi. Cleveland hala eksikleri devam ediyor. Onlara Mobley de eklendi. İşleri zor şu anda Cleveland'ın. Atlanta kendi evinde Cleveland'a karşı oynayacağı bu maçı kazanacaktır. 1.40 orandan sağlam olarak Atlanta'nın galibiyetini alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince Garland, Darius Garland Cleveland'da 24 sayı üstünde atar. Onun yüz baremini alabilirsiniz ve Trey Young tabii ki. Trey Young'ın da 29 sayı üstünde atmasını, 30 sayı civarlarında yine üstüne çıkmasını bekliyorum bu maçta. Onun da yüz baremini alabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız güzel maçlardan biri olacak. Enteresan, seyir zevki olan maçlardan biri olacak. Brooklyn Nets Milwaukee karşısında olası bir final bu. Olası bir Doğu finali. O yüzden enteresan maç olacak. Kevin Durant Antetokounmpo'ya karşı. Kyrie Irving de oynayacak bu maçta. Chris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez de geri döndü. Enteresan çarpışma göreceğiz. Burada tabii ki taraf bahsine gitmiyorum. İsteyen bir tarafı seçebilir. Ama bu maç tarafa gitmesi zor. Bu maçta size alt öneriyorum. Herkes üst olacağını sanıyor. Ama bu maç bence alt bitecek. 245 sayının altını oynayabilirsiniz. Bu maçta 1.60 oranda. İki tarafın da defansı kötü değil. Biraz daha güçlü halde. Yani o kadar fazla sayı atılacak diye düşünülüyor. Ama atılmayacaktır. Bu maç altta kalacaktır. 245 altı oynayabilirsiniz. Tabii ki maç uzatmalara kalmazsa, uzatmalara kalma ihtimali de var çünkü. Tabii ki burada oyuncu yüz baremlerinde Kevin Durant'ın 30 sayı üstünde atmasını ve Giannis Antetokounmpo'nun 31 sayı üstünde atmasını oynayabilirsiniz. İki oyuncunun yüz baremleri de gelebilir. İkisinin çarpışmasında sonucunda, ikisinin rekabeti sonucunda. Geliyoruz 4. maça. 4. maç Utah Jazz Los Angeles Lakers maçı. Burada da fazla konuşmayacağız. Artık Los Angeles Lakers nereye gidiyor? Play-in potasının altına da düştü. Anthony Davis hala yok. LeBron James sakatlığı devam ediyor. Yani sezonu neredeyse kapatacaklar gibi gözüküyor. Utah Jazz ise en azından dördüncülüğünü korumak için kazanmak zorunda. Utah Jazz farklı bir şekilde Lakers'ı yenecektir kendi evinde. Burada en az bir 4.5 handikaplı Utah Jazz'ın galibiyetini alabilirsiniz. Dediğim gibi isteyen daha fazla handikaplar da alabilir. Farklı bir şekilde Utah Jazz'ın yenmesini bekliyorum.
Burada Donovan Mitchell'in 25 sayı üstünde atmasını oynayabilirsiniz. İsterseniz Lakers'ta da Russell Westbrook'un 21 sayı üstünde atmasını alabilirsiniz. Ama ben Russell Westbrook'a güvenmiyorum. Karar sizindir. Ben öne çıkarttığım oyuncu Donovan Mitchell 25 sayı üstünde atar. Böyle yaptığımız 4 tane maç takviminden sonra öne çıkartacağımız ikiliyi tabii ki hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Öne çıkartacağımız 2 maç Detroit Philadelphia 76ers maçında Philadelphia 76ers en az 3.5 handikaplı kazanır. Yani en az bir 4 sayı farkla kazanır 1.40 oran. Ve Atlanta Cleveland maçında Trae Young ve Bogdan Bogdanovic'in formuyla beraber Atlanta kazanacaktır. Kendi evinde bu maçı 1.40 orandan Atlanta'nın galibiyetini alabilirsiniz. Bu iki maçı öne çıkartıyoruz. Bu iki maçı kombine ederseniz yine iki civarlarında oran oluşturmuş olursunuz ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Handikap olayını size bırakıyorum. İstediğiniz kadar yüksek handikaplardan oynayabilirsiniz. Karar sizindir her zaman olduğu gibi. Üçlü yapmak isteyenler tabii ki dörtlü yapmak isteyenler diğer maçlarda kullanabilir. Bu akşamki videomuz böyleydi. Nisan ayına giriş yapıyoruz. Umarız iyi bir şekilde gireriz. İyi bir şekilde kazançlı oluruz. Beğeni atmayı, yorum yazmayı, sorularınız varsa sormayı unutmayın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.